Batshuayi'den Galatasaray'a mesaj. Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçiren Mishy Batshuayi İstanbul'a aşık olmuş gibi görünüyor. Chelsea'ye geri dönmek istemeyen Belçikalı oyuncu sarı kırmızılı ekibe mesaj yolladı. Beşiktaşlı taraftarlara adeta saç baş yoldurtan Batshuayi İstanbul'da kalmak istiyor. Beşiktaş'ta geçirdiği sıkıntılı sezonla Chelsea'nin de gözünden düşen Batshuayi kendisine yeni bir kulüp arıyor. İstanbul'da kendine yeni bir hayat kuran ve burada mutlu olan oyuncunun geri dönmeye niyeti yok. Beşiktaş'ın kesin olarak kendisiyle devam etmeme kararı almasının ardından yıldız oyuncu Galatasaray'a "Lütfen beni alın" mesajı yolladı. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası öncesi kendisine takım arayışına başladı. Batshuayi'nin menajeri oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu, Türkiye'ye alıştığını ve İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi. Dünya Kupası'na hazır gitmek istediği için Chelsea'ye dönüp yeni takım arayarak vakit kaybetmek istemeyen Batshuayi bu sezon 32 lig maçında 14 gol, 5 asistlik skor üretti. Galatasaray Luis Suarez'in kararını bekliyor. Sözleşmesinin sona erdiği Atletico Madrid ile yolları ayrılan Luis Suarez için milli takımdan arkadaşı Fernando Muslera'nın formasını giydiği Galatasaray'ın devrede olduğu belirtilirken Uruguaylı golcünün kararını kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlandığı aktarıldı. Luis Suarez sözleşmesinin sona erdiği Atletico Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra geleceğine ilişkin kararı henüz vermedi. Uruguaylı yıldızın içlerinde Galatasaray'ın da olduğu birçok takımın teklifini biriktirdiği ve düşünme sürecinde olduğu ifade edildi. Mundo Deportivo, Luis Suarez'e talip olan takımları açıklarken kulüplerden eski takım arkadaşlarının ve milli takımdan arkadaşlarının takımları dikkat çekti. Liverpool'dan eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'nın ve milli takımdan arkadaşı Fernando Muslera'nın formasını giydiği Galatasaray bu anlamdaki örnekler olarak dikkat çekiyorlar. Suarez için çok sayıda teklif olduğu belirtiliyor. Eski takımı Ajax'a dönme ihtimalinin yanı sıra Serie A'dan Atalanta ve Fiorentina'da devrede. Uruguaylı Luis Suarez için Güney Amerika takımlarının da yoğun bir ısrarı söz konusu. Brezilya'dan Botafogo ve Corinthians, Uruguaylı oyuncuyu kadroya katmak isterken Arjantin'den River Plate'de girişimlerde bulunuyor. Ki teknik direktör Marcelo Gallardo da bu transfer için yıldız oyuncuyla görüştü. Ekvador'dan bile Emelec'in Luis Suarez'i istediği aktarılıyor. Galatasaray Uruguaylı yeni efsanesinin peşinde. Sarı Kırmızılar Inter'le sözleşmesi bitecek Uruguaylı Matias Vecino'yu renklerine katmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın sık sık vatandaşını arayarak transfere ikna etmek için çaba harcadığı öğrenildi. Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Muslera'nın Inter'de forma giyen ve hem vatandaşı hem de arkadaşı olan Vecino ile beraber oynamak istediği, bu nedenle Yıldız Eldiven'in sık sık Uruguaylı orta sahayla konuşarak nabız yokladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray Vecino ile temasta. 10 numara ve ön libero mevkiinde oynayabilen 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahanın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Inter formasıyla 23 maça çıkan Vecino 1 gol attı. Vecino'nun güncel piyasa değeri ise tam 5 milyon euro. Inter'in 2017 yılında Fiorentina'dan 24 milyon 500 bin euro ödeyerek kadrosuna kattığı Vecino'ya başka takımların da talip olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı ekip diğer rakiplerinden imza parası vermeye sıcak baktığı için bir adım önde gözüküyor. Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Eşref Hamamcıoğlu ile başkanlık için yarışan Dursun Özbek seçimi kazanarak Sarı Kırmızılı ekibin 39. başkanı olmaya hak kazandı. Sarı Kırmızılı Kulübü gelecek 2 yılda yönetecek ekibin belirlendiği seçime Galatasaray listesi ev sahipliği yaparken oy kullanılması için genel kurul üyelerine 24 sandık hazırlandı. Genel kurulda kayıtları açık olup aidatlarını yatırmış 8.862 üyenin saat 15'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyordu. Seçimde ise sadece 4.459 kişi oy kullandı. Bu geçerli oylardan 2.208'i yeni başkan Dursun Özbek'e, 2.073'ü ise diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'na gitti. Seçimi kazandığı belli olan Dursun Özbek kürsüye çıktıktan sonra ilk açıklama olarak "Beraber yürüyeceğim tüm ekip arkadaşlarıma bir alkış istiyorum" dedi. Daha önce yaptığı açıklamada transfere de değinen Dursun Özbek, doğrudan ilk 11'e girecek en az 4 transfer yapacağını ve bunlardan birinin çilek olacağını söylemişti. Yeni seçim sonucu Galatasaray'a hayırlı olsun.
yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Transfere yönelecek olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları artmaya başladı. Buna göre transferde sarı kırmızılarda kabus gibi geçen sezonun ardından yeni yönetimin güçlü bir kadroyla lige girmek istediği öğrenildi. Yeni sezonda ilk olarak gelen yönetimin hoca transferini resmiyete dökmesi beklenirken bir yandan da oyuncu arayışlarına başlandı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı Kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kaique sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kaique, Manchester City formasıyla Premier League rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier League'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Sevilla'dan müthiş teklif. Galatasaray'da özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stopere Sevilla'dan harika bir teklif geldi. Norveçli gazeteci Trygvit, İspanyol ekibinin sarı kırmızılı kulüple el sıkıştığını iddia etti. İşte teklifin detayları. Marcao 15 Ocak 2019 yılında 4 milyon euro karşılığında Portekiz Ligi'nde mücadele eden Chaves'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı stoper sarı kırmızılı forma altında Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Bu sezon toplam 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu tek golünü UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan Barcelona karşılaşmasında kaydetti. Deneyimli savunmacı 3,5 sezonda tam 140 maçta boy gösterdi. Norveçli gazeteci Howard Trygvit, La Liga devi Sevilla'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını yazdı. Habere göre kırmızı beyazlı ekip Brezilyalı yıldız için sarı kırmızılara 14 milyon euro ve 10 milyon euro bonus teklifi yaptı. Galatasaray'ın 10 milyon euroluk bonusu alabilmesi için anlaşmaya birkaç madde eklendi. Marcao Sevilla'ya transfer olursa sezondaki maçların %80'inde oynaması halinde ve İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda Galatasaray Marcao'dan 24 milyon euroya kadar bonservis bedeli kazanabilir.